Dönüşü olmayan bir adım da attığımız, durursak donacak, koşarsak yanacaktık alevlerde. Dönmemeliydik ardımıza. Bizi çeken kalın halatlara değil, sırattan ince, kılıçtan keskin bir ince ipeydi bizim rağbetimiz. Belimize bağlıydı o ip. Harlı ateşlerde yanmamamız için biri çekip durdurmalıydı bizi. Biri olmalıydı ipin ucunda. O zaman gelmeliydi artık. Çünkü karanlıktı her yer. Zifiri karanlık. Zillet kol geziyor, insanlar, mazlumlar, Müslümanlar ağlıyordu. İlahi, asırlar oldu yeter. O nuru gönder. Yok mu bu uğursuz gecenin sabahı? Mahşerde mi yoksa biçarelerin felahı diye. Ve işte yeni doğan günün adı umut. Bir sükut, bir sükut, bir sükut. Alınan ilk nefes. Yıl 1926. Bu duyulan, çağlara ışık tutan Nebi'nin yolundan gidecek bir liderin soluğu. Aldığı her nefese nefeslerimizi eklemek istediğimiz liderin ağlayışı bu. Gökyüzünden yeryüzüne inen bir yıldız sanki. O Necmettin'di. Yıl 1926. Annesine, babasına ebedi rahmetler okutacak hayırlı bir evlat bu doğan. Korkusuz, bakarlı, gerçek bir müminin ilk saniyeleri. Küfrün kahroluşu. Millete ve mazlum coğrafyalara gelen müjdenin habercisiydi o küçük dev bakışlar. Yıl 1926 idi ve aylardan Ekim. Geçen yıllar, takvimden düşen sayfalar tanığıydı bir liderin doğuşuna. O liderin kendini adayışına. Rabbinin ant içtiği zamandı onun şahidi. Erdi o. Bulunduğu her ortamın lideri, başkanıydı. Yaşadığı zorluklarla daha da büyüyordu sorumluluğu. İmtihandı yaşadıkları ve her biri onun gücü nispetinde ağırdı. Yük gitgide ağırlaşıyor, imtihan zorlaşıyordu. Omuzlarında koskoca ülkelerin milyonluk İslami nüfusu, tüm mazlumların alınacak hakları vardı. Milli Görüş 1969'da başladı. Milli Görüş Harekatı rastgele bir parti kurucu demek değildir. Bizim ta asırlardan beri aslımızdan, özümüzden uzaklaşalım, batılaşalım ceryanları karşısında birçok insanlar hayır, biz aslımıza dönersek büyürüz, kıymetleniriz, daha mesut oluruz fikrini ileri sürmüşlerdir. Ancak bu fikrin bir aksiyon, bir hareket haline gelmesi Milli Görüş'le olmuştur. Onun için Milli Görüş diğer partilerden birisi değildir. Tarihin en büyük devletinin, milletinin aslına, özüne, ruh köküne dönmesi olayıdır. Biz onun gözyaşlarıyla yanardık, o bizim yanlışlarımızla. Kimi zaman sadece ipi onarmaktı imtihanı. Kimi zamansa kanayan yaraları sarmak. Ama hep umut vermekti üstlendiği ağır görev. Hiçbir zaman da müjdelemekten, umut vermekten geri durmadı. En zor zamanlarda dahi hep samimi bir inançla ümit verdi, azim verdi. Bugünkü kongremizin her şeyden evvel dört bayramı birden kutlama kongresi olduğunu ifade etmek istiyorum. Arkamızdaki büyük levhada da belirtildiği gibi bugün Refah Partimizin 10. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün Türkiye'deki Milli Görüş şuurlanmasının
24. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün katılım bayramını kutluyoruz. Bugün iktidarı devralmaya başlama bayramını kutluyoruz. Çekeni çıkartarak bir dinlere çıkmak istiyorum. Kendi partimize kavuştuk. Elhamdülillah. Davasıydı tek sevdası. Davasıysa Rabbin rızası. Cihad eden ve cihadın nasıl olacağını gösterendi. Yarınların kalbindeki hazineydi onun aklındakiler. Çocukların, gençlerin ve yaşlıların hayran olduğu, zalim olmayan kim varsa bağlandığı bir liderdi. Efendim, bizim klasik sorumuz, Sayın Erbakan nasıl bir eş? Müsaade ederseniz ben önce bir lider kişiliğinden kısaca bir cümleyle tabii bahsetmek istiyorum. Kendisi memleketimiz, milletimiz ve insanlığın kurtuluşu için gecesini gündüzüne katarak çalışan bir lider. Bu yoğun çalışmalarında biz ailece, çocuklarım ve eşim, çocuklarım ve kendim büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu çalışmalarının gelecek için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Milli görüş demek hakkı, yani haklılığı üstün tutan kaba kuvveti değil, hakkı ve haklılığı üstün tutan zihniyet demektir. İstanbul solculukla, liberalcilikle, şuculukla, buculukla değil. Ya milli görüşle fetholundu ve aynı şekilde Çanakkale Savaşı milli görüşle yapıldı. İstiklal Savaşımız milli görüşle yapıldı. O Mücahit Erbakan'dı. Dillerde muştularla beklenen, gelişiyle kalabalıkları coşturandı. Adına dualar okunan, gözyaşı dökülendi. Heyecandı o, coşkuydu, azimdi. Adı kararlılıktı belleğimizde. Şu ana kadar gelen bilgilere baktığımız zaman Refah Partisi'nin bilhassa şehirlerde, büyük şehirler, şehirler, ilçeler ve beldelerde il genel meclisi oyları itibariyle diğer partilerin büyük bir farkla önünde gittiği açıkça görülmektedir. Güç verendi onun sesi. İçleri titretendi. Heybetliydi. Şefkatliydi. Yumruğunu sıktığında korku veren, şefkatle kollarını açtığında koşulandı o. Sabrın zirvesi, imanın doruğuydu. Yaşantısı ibretti. Her sözü ders, her bakışı uyarıydı. Ciddiyetiyle, disipliniyle ve komutasıyla bir liderdi o. Tek başına bir ordu, Siyonizmi karşısında tir tir titretendi. Oynanan oyunları sahne sahne bilen, sadece sahneyi değil, sahneye koyanı, yazanı, yazdıranı da görebilen
ve anlatmaktan usanmayan, bir kişiyi bile ateşten kurtarmak için saatlerce konuşan, adına ve üzerine ateşler atılsa da, o her seferinde küresel gücün oyuncağı olmuşların şerrinden Rabbine sığınandı. Kudret, kuvvet sahibi yalnız Cenab-ı Allah. Tarihteki misalleri hatırlayınız. Cenab-ı Hak bazen ebabi kuşların attığı taşlarla bile çok büyük hadiseleri doğurur. O sebepten dolayıdır ki gerçekleri görmeliyiz, bunlardan ibret almalıyız. Görüntülere değil, kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'a bağlanmanın, zaferin ve saadetin tek sebebi olduğunu bu hadiselerle bir kere daha görmeliyiz. Batının en fazla önem verdiği konu, Türkiye'de ille taklitçi zihniyetli parti veya kalıplar iş başına gelsinler, böylece bu planlarını rahat bir şekilde yürütsünler. İşte Batı'nın gösterdiği bu özen yüzündendir ki şu izah edilmez olayların hepsi yaşanmış. Nedir bu izah edilmez dediğim olaylar? Kim çıkıp da şimdi benim karşımda, neden Türkiye İsrail'i ilk tanıyan ülke olmuştur, bunun savunmasını yapabilecek? Demirel 2'de 1 var mı bunu düzeltecek baba yiğit diyor. Var tabii. Ama şimdi ben onun sorduğu gibi sormuyorum. Var mıydı babayı? Niye İsrail'i ilk önce tanıdınız? Bunun hesabını verebilecek birisi var mı? Mazlum coğrafyaların, annesine ekmek götüren yiğit çocukların 21. yüzyılda, modern zamanlarda savaş ortasındaki bir başına kalanların 22 yıl önce Kıbrıs'ı zulümden kurtarma kararını veren Sayın Erbakan Başbakan olarak ilk ziyaretini bu mutlu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış bulunmaktadır. Okul önlerinde inançlarından dolayı ezilip Rablerine yalvaran gençlerin, ekmek parası diye saatlerce ezilen gariplerin, ağzını açamayıp sadece dudaklarını ısırıp gözyaşı döken muhtaçların ihtiyacı vardı ona. Ömrü Hakk'a adanmış olanın yaşadığı yıllar ne kadar uzun olursa olsun hep kısa kalır, hep yarım kalırdı planlar. Biz bilirdik, lakin yaşamaktan korkuşumuzdandı dile vuramayışımız. Kararan hava çökmüştü iyice yüreklerimize. En baba yiğitlerimiz yaşlarla yığılmıştı yere. Dayanmak bildiğimiz gibi değildi bu kez. Yoktu anlamı sözcüklerimizde. Acıydı. Lakin yangınlarımız kadar gerçekti bu. Allah ağrılarından ve omzundaki ağırlıklardan arındırmış, yanına almıştı onu. Şüphesiz dönüş ancak onadır. Ve bu kez liderimiz için döküldü ayetler dillerimizden. İlkin inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti buldu dudaklarımızı. Bu gidişimiz son yolculuğa uğurlamaktı. Ona son gidişimiz. Kutlu bir ömrün ardından bütün insanlığın saadeti için üç miras bıraktı da gitti omuzlarımıza. Kalpleri coşturacak hakiki bir iman, ümmeti ayağa kaldıracak olan İslam birliği, bin yıllık Selçuklu Osmanlı medeniyetinin devamı olan yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya ve adil düzen. İstanbul'du. Yağmur kokuyordu. Canımızı emanet almıştı bizden. Yıl 2011, aylardan Şubat. Mevsimlerden hasret, günlerden hüzündü. Üşümüyordu kimse. Herkesin aklı değil, kalbiydi en öndeki.
bir liderdi giden. O, İslam aleminin lideriydi ve öylece uğurlandı. Bize düşen sabırdı. Biz şahittik onun görevini layığıyla yerine getirdiğine. Biz şahittik onun liderlikte İslami nizamı ölçü alışına. Biz şahittik adına yakışır bir şekilde dinine ve davasına yıldız oluşuna. Şahidiz ya Rab, şahidiz. Çoluğumuzla çocuğumuzla, gencimizle yaşlımızla şahidiz. Necmettin Erbakan'ın mücahit oluşuna. Zamanın aslanı ispatladığı tek bir cümle var artık dudaklarımızda. Yiğitti, sevilirdi. Allah eriydi. Allah'ın yolu, saadet yolu dedi de gitti. Yiğitti, sevilirdi. Allah eriydi. Allah'ın yolu, saadet yolu. Allah'ın yolu, saadet yolu. Dedi de gitti, dedi de gitti. Dağlar kadar büyük ve azimleri kayalar kadar sağlam milli görüşçüler, tarihe bakın, inancınıza sarılın, milli görüşe sarının. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka husrana uğrayacaktır. Olanları ve olacakları bilmek sadece intrikalar nasıl döndüğünü dahi anlamaya yarar. Bu da önümüzde aydınlatıcı ışık olur. Bildiğimiz arttıkça daha iyi nasıl mücadele edeceğimizi de daha iyi biliriz. İnsan bastığı zemini tanırsa kaymadan nasıl duracağını da bilir. Onun için bu gerçekleri dile getirdik. Ey yürekleri dağlar kadar büyük ve azimleri kayalar kadar sağlam milli görüşçüler. Ne olursa olsun gelecekten asla ümit kesilmeyecektir. Saadet yolu, Allah'ın yolu, saadet yolu. Şu son cümleler mi söylüyorum? Şahit olun, şahit olun, şahit olun.